Bunun bir hücre olduğunu varsayalım arkadaşlar. Bu hücrenin içerisinde pek çok farklı aktivitenin gerçekleştiğini biliyoruz. Bugünkü biyoloji videosunda bu aktiviteleri daha yakından inceleyeceğiz. Ancak burada önemli olan nokta bu hücre ve hücre aktivitesinin tek başına gerçekleşmediğini aklımızdan çıkarmamak. Bu hücre yaşamak için dışarıdan bazı kaynaklara ihtiyaç duyar arkadaşlar. Dolayısıyla bu kaynakların hücre yapısı içerisinde kullanılabilmesi için ilk olarak hücrenin dış zarından içeri girmesi gerekir. Aynı zamanda hücre aktivitesi devam ederken hücre içerisinde bazı atık ürünler oluşur. Bu atıkların da zarın dışına atılması gerekir. Buraya atıkları da ekleyelim. Bunun yanı sıra hücre içinden dışına veya hücre dışından içine aktarılacak enerjiyi de unutmayalım. Çoğu durumda hücre içerisinde gerçekleşen aktivitelerin termal enerji ürettiğini ve bu enerjinin bir şekilde yayılması gerektiğini varsayarız. Bu çoğunlukla doğru olsa da her durumda gerçekleşecek diye bir kural yok. Yayılması gereken termal enerjiyi de ekleyelim. Burada ilginç bir durum olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Tüm bu aktivitelerin hücrenin hacminde gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak tüm bu değişimin yani hücre içine giren tüm kaynakların Dışarı atılan atığın ve her iki yönde de gidip gelen termal enerjinin bir şekilde bu iki boyutlu yüzeyde yayılması gerekir. Bu da ilginç bir soruyu karşımıza çıkarır. Hacim arttıkça yüzey alanı hacim oranı bu durumdan nasıl etkilenir? Çünkü belli bir noktadan sonra hacmin fazla artışına bağlı olarak hücre içerisinde bu üç unsuru tutabilecek kadar yüzey alanı kalmayabilir. Şimdi de bu orana yani yüzey alanı hacim oranına bir bakalım. Burada biraz matematikten de yararlanmamız lazım. Biyoloji dersi için matematik bilmenize gerek yok ancak matematiksel işlemlerin sonucunu bilmeniz önemlidir. Bu hücre bir küre olduğuna göre yarı çapını da R olarak adlandırabiliriz. Dolayısıyla bu kürenin yüzey alanı 4 pi R kare olur. Kürenin hacmi ise 4 bölü 3 pi R'nin küpü olur. Buradaki 2 pi sayısı birbirini götürür pay ve paydayı r kareye böldüğümüzde buradan 1 gelir, aşağıda da r değeri kalır. Pay ve paydayı 4'e böldüğümüzde ise üstte 1, aşağıda ise 1 bölü 3 kalır. Dolayısıyla yukarıdan 1 gelir, aşağıda ise 1 bölü 3 r değeri kalır. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. 3 bölü r. Buradan da bu hücre gibi küre şeklindeki bir hücrede r değeri arttıkça hücrenin de büyüdüğü ve dolayısıyla yüzey alanı hacim oranının azalacağı sonucuna varabiliriz. Bunu yazarak gösterelim. r değeri arttıkça yüzey alanı hacim oranı azalır. Yani payda kısmı büyüdükçe bu değer azalır. Bu da bize hücre hacmi arttıkça yani hücre büyüdükçe hacim birimi başına düşen yüzey alanı miktarının azaldığını gösterir. Bu da kaynak, atık ve enerji değişiminin zorlaşmasına neden olur. Elimizde küre değil de küp şeklinde bir hücre olsaydı da sonuç aynı olurdu. Buraya küp şeklinde bir hücre çizelim. Küp, dikdörtgen veya dikdörtgen prizmaya benzeyen bu hücreleri bazı bitkilerde görebiliriz. Bu kenarlara da x diyelim. Aslında aynı işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani yüzey alanı hacim oranını bulmamız lazım. Yüzey alanına bakalım her birinin alanı x kare olan 6 tane yüzey var. Dolayısıyla küpün yüzey alanı 6x kare olur. Küpün hacmi de x çarpı x çarpı x değerinden x küp olur. İlk olarak pay ve payda kısmını x kareye bölelim. Buradan 6 bölü x değeri kalır. Burada da x değeri arttıkça yüzey alanı hacim oranının azalacağını söyleyebiliriz. Yani payda kısmı arttıkça ifadenin değeri azalır. Bu da gittikçe büyüyen hücrelerin hayatta kalmasının daha zor olduğunu gösterir. Çünkü hücrenin hacminde gerçekleşen tüm aktivitelerden dolayı, hücrelerin tüm bu değişimi kaldırabilecek kadar yüzeyi kalmaz. Yüzey alanı daha doğrusu kalmamış olur. Ancak biyolojik sistemler içerisinde hücrelerin bundan daha fazla büyümesini sağlayan yapılar bulunur. Bu hücrenin iki boyutlu ara kesitine bakacak olursak Yüzey alanı hacim oranını arttırmanın bir yolu zarın bu şekilde görünmesini sağlamaktır. Burada ne kadar fazla köşe, kenar olursa yüzey alanı hacim oranı da o kadar artar. Bu biyolojide pek çok farklı yerde karşımıza çıkan bir durum. Ne zaman yüzey alanı hacim oranının artması gerekse hücre zarlarının bu şekilde daha fazla katlandığını görebiliriz.